Evet, manşette bugün Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'yi konuk ediyoruz. Kendisi İstanbul stüdyosunda bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Şimdi son günlerin maddesi imar barışı haliyle bunu konuşacağız. Bir taraftan tabii ki terör sebebiyle zarar gören kentlerde nasıl çalışmalar yapılıyor, size bunları soracağız. Ve 24 Haziran seçimleriyle ilgili değerlendirmelerinizi almak istiyoruz. Sizi hazır konuk etmişken İstanbul'da. İmar barışıyla başlayalım. Katılım ne durumda? Beklenen katılımı görüyor musunuz? Son başvuru sayıları ne? Bu bilgilerle başlayabiliriz buyurun. Düşündüğümüzün ötesinde bir ilgi var. Neden? Ülkede şu anda 26 milyon 358 bin bağımsız birim var. Yani dükkan, iş yeri, ev, fabrika, atölye ne varsa bağımsız birim olarak sayı bu. Bunu ne kadar imara aykırı derseniz %60'larda. En az %60'larda. Böyle olunca ülkede yaşayan 80 milyon vatandaşın neredeyse 50 milyondan fazlası devletle ihtilaflı. Kavgalı. Cezalar yazılmış, yıkım kararları çıkmış, mahkemelikler olmuş. Karşılıklı böyle acayip bir kavga var. Biraz önce ben Üsküdar'daydım. Sonra Beykoz'a geçtik. Beykoz'da herhalde bir 10 bin kişi vardı. Tabii ki güncel siyaset konuşuyoruz orada. Bunları anlatmaya çalışıyoruz ama vatandaşın kafasında beklediği bir şey de şimdi sizin burada çıkardığınız bu imar barışı ne olacak? Biz ne kadar bundan istifade edebileceğiz? Bizim sorunlarımızı çözüyor mu? Oradakileri tek tek anlattığımız zaman müthiş şekilde de mutlu oldular. Müracaatlar ne civarda? Bayramdan önceki cuma günü müracaatlar almaya başladık. Biraz önce arkadaşlarımdan sordum. 751 bin kişi bize müracaat etmiş. Evet, ben bu imar barışından istifade etmek istiyorum diye. Hedef ne? Bayram günleri vardı. Bekleniyor. Hedefimiz şu anda en az 13 milyon. Ama süremiz var. Ne kadar süremiz 10. ayın 30'una kadar vatandaş müracaat edebilecek. Bu önümüzdeki 4 ay içerisinde bütün bu müracaatlar yapıldığında tahmin ediyorum ki 10 milyonu çok rahat aşacağız. Hedefimiz bu bizim. Vatandaşın bu başvuru yaparken neye dikkat etmesi, ne yapması gerekiyor? Böyle kısaca bilgilendirebilir misiniz? Çünkü şöyle bir şey var. Belediyelerin de bundan bir rant elde edebileceğine dönük bir takım endişeler de konuşuluyordu. Haliyle vatandaşın problemlerini çözecek. Bu imar yasasını, imar barışını meclisten geçirdiğimizde birçok beklentiler doldu. Kimi tarafta belediyeler bizim vasıtamızla bu iş yapılsın gibi baktılar. Üzerinden biraz acaba bir şey alabilir miyiz diye. Her taraftan bazı mühendislik büroları, mimarlık büroları, yeminli bürolar vesaire falan bizim tarafımıza gelir mi diye. Doğru, o taraflarda tercih edebilirdik ama bir kere 13 milyon vatandaşı, daha doğrusu yapı sahibini önce bir mühendislik bürosuna göndereceksiniz. O ona gün verecek, gelip mühendisleri ölçecek, biçecek, bir para alacak. Bu 1-2 bin liradan aşağı hiçbir zaman olmadı. Çünkü rakamlarda sordum. Bu vatandaşı ikinci kere yormak olur. Biz şöyle bir yol tercih ettik. Siz kendiniz internet üzerinden müracaat edebilirsiniz. Hiç kimseye gitmenize gerek yok. E-Devlet şifresiyle girersiniz. Karşınıza iki tane bölüm çıkıyor. Birinci bölümde kimlik bilgileri var. Yani adı, soyadı, nüfus cüzdan numarası vesaire falan. Sorulan bu. Herkesin bildiği ve rahat cevap verebileceği bir şey. İkinci bölümde de imar barışına dahil etmek istediği yapının özelliklerini soruyoruz. Ada parsel numarası, kaç metrekare üzerinde oturduğu, İmara aykırılığının ne olduğu, orada yapı sınıfının bir de cinsini soruyoruz. Şundan dolayı tarlada basit bağ evi gibi yapmış olan vatandaş da deniz kenarında villa yapmış arasında dağlar kadar fark var. İkisinin değerlendirmesini yaparken birisinde 200 lirayla metrekaresini çarpıyoruz değerini bulurken öbür lüks sınıfa gidince 2000 lirayla çarpıyoruz. Biraz örneklendirmek gerekirse belki İstanbul'da daha çok vatandaşın başını sokabilmek amacıyla, çoluk çocuğunu barındırabilmek amacıyla yapmış olduğu gecekondu diye tarif edilen bir katlı, iki katlı yapılar için söyleyelim. Vatandaş burada kimlik bilgilerinden sonra kendi o üzerinde oturduğu yapının kaç metrekare olduğunu çok iyi bilir. Onu yazacak, 100 metrekare diyecek. 600 lirayla çarpacak. Onun değeri de o, yapı sınıfı olarak. 60 bin lira diyor. 100 metre çarpı 600 lira metrekaresi. 60 bin lira benim evim değeri diyor. Bir de toprak bedelini, emlak bedelini bildiriyor. 5 bin lira, 10 bin lira her neyse 70 bin lira. Bunun %3'ü 2100 liradır. Vatandaş kendiliğinden müracaat edip E-Devlet üzerinden bunu bildirdiğinde
Biz bunu alıyoruz, kendisine SMS'le veyahut da internet adresi üzerinden 1-2 gün içerisinde bir haber gidiyor. Bu bedeli şu bankaya maliyenin hesabını yatırın diye. Vatandaş bunu ne zamana kadar yatırabilecek? Senenin sonuna kadar yatırabilir. Müracaatını şimdi yapsın, acele etsin vatandaş. Ama parası varsa şimdi versin. Problem yok. Yapı kayıt belgesi bir gün sonra kendine gelir. Acelesi varsa parayı versin, devlete helalleşsin, iş bitsin. Ama derse ki benim param yok ama 2-3 ay içerisinde inşallah olacak, senenin sonuna kadar yatırabilir. Kimseye gitmesine gerek yok, mühendislik bürolarına başvurmasına gerek yok. Ben bunu da yapamam diyorsa vatandaş, internetle aram iyi değil benim. Ola ki böyle insanlar da çoktur. Birçoğumuz zaten artık yaşımız geçtiği için bilgisayardan falan uzaklaşıyoruz yani. Teknoloji özürlü hale geliyoruz, onu da kabul edelim. O zaman bizim çevre şehircilik il müdürlerine, müdürlüğüne müracaat ederek oradaki memur arkadaşlarımız vasıtasıyla girişini yaptırabilir. Kendi götürdüğü bilgiyi bizim memur arkadaşlarımız alıp giriyorlar. İstanbul için 40 ilçemizde, 39 ilçenin tamamında ayrı ayrı birimler açtık. Yani Beykoz'da ayrı, Üsküdar'da ayrı, Sarıyer'de ayrı bürolarımız var. Genellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal tesislerinde arkadaşlarımız. Orada gelen müracaatları alıyorlar, vatandaş namına yardımcı olup giriyorlar. Sorular varsa cevap veriyorlar. Çünkü imarla ilgili o kadar çok soru var ki, yüzlerce, binlerce soru var. Bir ücret ödenmiyor, belediyelere para ödenmiyor. Hayır, hayır, hayır. Böyle bir şeyin içerisinde olmuyor. Başka ilçelerde, Anadolu'da da tapu müdürlüklerine gidip, oradaki tapu müdürlüğündeki arkadaşlarımız, görevli arkadaşlarımız kendilerine, vatandaşa yardımcı oluyorlar. Ya E-Devlet üzerinden, ya bizim gösterdiğimiz çevre şehircinin il müdürlüğü üzerinden vatandaş bu müracaat yapabilir. Kimseye gitmesine gerek yok. Sayın Bakan, şimdi hani siz gecekondu örneğini verdiniz mesela. Bunlar daha gözle görülür, net seçilebilir, vatandaşın da bildiği, belediyenin de bildiği yapılar. Bir de biraz daha zor bir durum var galiba. Hani vatandaşın bir evi var. Evde plana aykırı unsurlar olabilir. Tespiti daha zor. Böyle hemen çıplak gözle görüp de tespit edilemeyecek durumlar olabilir. Onu ev sahibi nasıl bilecek? Hele bir de ev yıllar önce yapılmışsa onu nasıl anlayabilecekler? Onlar hangi durumda oluyorlar? Şimdi bu biraz önce 26 milyon 358 bin yapının %60'ı imara aykırı dedim ya. Bunun içerisinde belki 50-100 çeşit aykırılık var. Bir grup aykırılık bir kere mülkiyetinde başlıyor. Hazine üzerine oturmuş. Bir sıkıntı var burada. Veyahut da kendi arsası ama üzerine yaparken ruhsatsız yapmış. Hiç ruhsata müracaat etmemiş, belediyeye gitmemiş. Elindeki parayla biriketleri, tuğlaları almış, bir ev yapmış, oturmuş. Zabıtayla da savaşmış, orada oturmuş vatandaş. Bu da bir aykırılık teşkil ediyor. Ruhsat yok, iskan yok. Su, kanal bağlanacağı zaman cezalar geliyor. Bağlayan belediye başkanına hapis cezası geliyor. Bakın belalar arka arkasına geliyor. Böyle bir aykırılık var. Veyahut da ruhsat almış vatandaş ama zaman içerisinde ihtiyaç doğmuş, bahçesine bir oda daha ilave etmiş. Orada bir aykırılık var. Veya iskan almamış. Veya iskan almış, üzerine bir çatı kat yapmış. Bunun gibi envai çeşit sıkıntılar var. Bu sadece konutlarda değil, büyük fabrikalarda da var. Milyonlarca dolar ihracat yapıyor. Bu arada makineler gelmiş yurt dışından. Onu da koyup işletebilmek adına 3-5 bin metrekare çevirmiş fabrika sahibi. İçine makineler koymuş, işçi koymuş, çalıştırıyor. Fakat kaçak durumuna düştüğü için bankaya gidip fabrikasını teminat göstererek kredi alamıyor. Bakın bunların her birisi problem. Ama buradaki bu problemin ne olduğunu emin olun vatandaş kendisi bizden iyi biliyor. Yani biraz ilavem etti, üst tarafa bir kat mı çıktı, yan tarafa bahçeye oğlana bir ev yaptı veya fabrika sahibi 1-2 bin metre yerimi çevirdi. Buraya mühendislik bürolarını gönderip 13 milyon insanı kuyruğa dizip tek tek milimetrik ölçtüğümüzde emin olun onlar bile bir anda geldikleri için dışarıdan gördüklerini yazacaktır. Burada bizim formülümüz şu. İçinde imara aykırılığın ne olduğunu vatandaş en iyi kendisi bilir. Bunu kendi rızasıyla beyan etsin. O yüzden beyan barış herhalde adı. Kimseye gitmeye gerek yok. Kendisi biliyor zaten. Vicdani olarak desin ki evet ben buraya 50 metrekare fazla bir yer yaptım. Üste bir şey çıktım kardeşim. 1000 metre fabrikayı büyüttüm. Her neyse. Bunu söylesin. Sonra internet üzerinden çıkan rakamla çarpsın. Yapı değeri farklı farklı. Sonra bize %3'ünü yatırsın. Biz onunla helalleşiyoruz, barışıyoruz diyoruz. Demezse Sayın Bakan? Demeyen haliyle eski konumunu sürdürmüş olur. Eski konumda ne gibi zorluklar vardı? Bir, kaçak durumda olduğu için su, elektrik, gaz bağlanamaz. Ya doğru bilgi vermediği takdirde ha, bu doğru bilgiyi vermezse yarın bir gün bir türlü başına bela alır. Onu söyleyeyim. Çünkü nihayetinde bir gün
Ya kentsel dönüşüme girecek bu ev. Veya kendisi yıkıp yeniden yapacak. O zaman o beyanlardaki aykırılık her birisi kendi başına bela olur. Onu çünkü doğru beyan etmesi lazım. Çünkü dönüşüm, çok cüzi bir şey istiyoruz zaten. Devlet diyor ki ya ben devlet olarak vatandaşın %50'sinden fazlasıyla niye ihtilaflı olayım? Niye mahkemelik olayım? Yerel yönetim veya genel yönetim önemli değil. Herkes mahkeme kapılarında cezalar geliyor, yıkım kararları var. Bu arada üzücü bir şey de şu, bazı belediye başkanları ne yazık ki az da olsa sayısı vatandaşın bunu bir tehdit olarak üzerinde görüyor. Mesela dün İzmir'deydim, bir yerde dedi ki bir kadıncağız ağlayarak, daha önce de gelmişti o kadın bana, 15 bin lira bana belediye başkanı ceza yazdı. Ne yazdı kardeşim diyordum daha önceki geldiğinde. Dedi kaçak diye yazdı. Kaçak mı dedim, doğru kaçak. Ama dedi sağımdaki sokaktaki tüm evler kaçak. Solundakilerin hepsi kaçak. Mahallenin tamamı kaçak. Beni seçti. Niye? Ben bunun partisinden değilim. İstediği zaman flamaları asmıyorum üzerine. O yüzden beni seçti. Ağlata ağlata benden cezayı aldı dedi. Şimdi böyle durumlar da var. O zaman bütün bunların sona ereceği bir yasayla baş başayız. Peki. Ya ben bunu çok merak ettim sizi dinlerken ayrıca. Evet. Evet güncel bir başlık olmayabilir ama sizin bulunduğunuz noktada hani bir bakan olarak Türkiye'nin şehircilik sorunlarıyla ilgili hem sorunu tespit hem de çözüm üretmek gibi yükümlülüğünüz olduğu bu noktada. Ben çok merak ediyorum. Neden biz Türkiye'de böyle bir şeyle karşı karşıyayız? Yani niye bu kadar büyümüş de problem haline gelmiş bu? İşte kaçak yapılaşma, kuralına uygun olmayan, siz az önce esprili bir dille de anlattınız. İşte bahçede yan tarafa oğlana da bir ev yapmak. Yok oraya da ben bir kat çıkayım ama işte kimseye de söylemeden yapayım. Yani niye böyle bir durumumuz var bizim toplum olarak? Siz kendi oturduğunuz koltuktan nasıl görüyorsunuz? Bu biraz insan tahlili sorusu. Güncel bir soru değil ama hakikaten yok. Merak bu konulara yani, senelerce kafa yoran birisiyim. Niye? Nihayetinde ben Kayseri'de 21 yıl Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptım. Orada bu kaçak yapılarla mücadele ettim. Bununla ilgili kaçak yapı yapılmasın diye formüller ürettim. Hı. Bu konuda kitap yazacak kadar deneyimim var. Emin olun bir kenara çekildiğimde, emekli olduğumda hem hatıralarımı yazacağım kaçak hem de bu konulara ilgili çözüm önerilerini de getireceğim mutlaka orada. Bakın şundan dolayı. Batı'da göçler çok erken başlamış. Sanayi devrimine dayanır. İnsanlar şehirlere doğru göçmüşler. Çok kısa anlatıyorum ben. Hı hı. Geldiklerinde şehirler büyümeye başlamış. Problemler çıkmış. Eskiden düklerin, şansölyelerin emanında olan insanlar şehirlerde bir başka teşkilata ihtiyaç duymuşlar. Belediyeler çıkmış. İlk planlamalar yapılmış. Washington'ın bile planlaması 1711. 300 sene önceye dayalı. Ve oradaki gelişmelerle artık özellikle onların da zenginleşmesiyle, reformların yapılmasıyla, Rönesans hareketleriyle mimaride şahane tarzlar ortaya çıkmış. 1800'lü 1900'lü yıllarda güzel güzel evler yapılmış. Şimdi onlar restore ederek oturuyorlar. Bu Batı. Bize gelin. Bizde göçler 1950'lerde başlıyor. 60'lar, 70'ler, 80'ler hücum ederek insanlar şehirlere doğru geliyorlar. Evet İstanbul'a gelişte böyle, Ankara'ya, İzmir'e gidişte böyle. Bunlar karşısında yerel yönetimlerimiz iki türlü tavır içerisinde olmuşlar. Bir, ideolojik takılmışlar bazıları. Nasıl takılmışlar? Ellemeyi yapsınlar, bunlar bizim adam olurlar. Yarın bir gün biz bunlarla eyleme gideriz. Partimizin adamı olurlar, bize oy verirler. Çıkarcı, oportunist bir anlayış. Bir grup belediye başkanı da zabıta tedbirleriyle yıkmaya çalışmış. Adam yapıyor, bu yıkıyor sabahleyin. Böyle bir kavga. Kim kazanıyor? Binlerce gelip başını bir dam altına sokmak zorunda olan vatandaş kazanır. Çok net bu, belli zaten. Peki bunun başka bir yolu yok muydu? Vardı. Bakın ben bu durumu belediye başkanlığımın ilk yılında yaşadığım için geniş bir araziyi gecekondu önüme bölgesi ilan ettim. 250 metrelik parseller çıkardım. Sonra dedim ki vatandaşlar gecekondu yapmayın lütfen, bak rica ediyorum sizden. Size ben arsa vereceğim tertemiz. Neredeyse bedava. Düşündüğünüz fiyatın çok altında. 25 lira peşin, 5 lira taksitle. 150 liraya herkese 250 metrelik arsa verdim. Tip proje verdim. Yollarını yaptım, suyunu getirdim, kanallarını yaptım, okullarını yaptım, camilerini yaptım. Yapın evlerinizi hadi. Yaptılar, binlerce ev çıktı ve bir tane gecekondu yapılması hale geldi. Keşke 50'li ve 60'lı yıllarda yöneticilerimiz bunu yapsaydı. Vatandaş suçlayamayız. Vatandaş geliyor başını bir yere sokmak zorunda. O günkü asıl yerel idareciler bunu öngörüp tedbir almaları lazımdı. Rahmetli Özal bile dışarıdan mimarlar getirmiş, mama inceletmiş. Dönüp şöyle demişler. Bu insanlar göçerken siz neredeydiniz demişler. Evet. Niye deyince en azından iki tane çizgi çizseydiniz demişler. Vatandaş buranın üzerine evlerini yapardı, yollar belli olurdu, hizmet kanalları belli olur demişler. Bundan dolayı bizim bu durumumuz. Hı hı. Sonra tabii bir deprem faciasıyla karşı karşıya kalıyoruz.
Ve her taraftan ödümüz kopuyor ondan sonra. Efendim tam da onunla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Şimdi burada elde edilecek geliri zannediyorum kentsel dönüşüm projelerine ayırmak Doğru. gibi bir tasarrufunuz olacak. Ama az önce girişte ifade ettiğiniz bir şey vardı. Yani mühendisler gidip evde bir denetleme yapmayacak. Bu kaçak yapıların veya imar affından faydalanacak olan birçok inşaatın depreme dayanıklı olup olmadığını da bilmiyoruz. Değil mi? Bu sorun değil midir? Bu nasıl çözülecek? Yani bu insanlar depreme dayanıklı olmayan yerlerde yaşıyor olacaklar ve bu denetleme olacak mı ya da? Bizim şu anda yapmış olduğumuz şey vatandaşın devlete ihtilafını bitirmek, su, doğalgaz gibi bir takım kamu hizmetlerinden faydalanmasını sağlamak, ekonomik bir değer haline getirmek evlerini yapı kayıt belgesiyle. Ama depremsellik başka bir şey. Bu ülkenin bir gerçeği var, bunu da her fırsatta ifade ediyorum. Bazen çok söylediğim için de korkuyorum ki ikide bir acaba kötülük haberi veren felaket tellalı gibi mi olurum? Vatandaş yanlış mı anlar diye. Ama bu benim sorumluluğum. Burada bana iş düşüyor. Bakanlık olarak bunu kastediyorum. Belediyelere iş düşüyor ve vatandaşa da iş düşüyor. Bu ülke deprem ülkesi. Bunu bilelim. Topraklarımızın %66'sı birinci derecede ve ikinci derecede deprem bölgesinde bulunuyor. Türkiye topraklarının %66'sı. Yıkıcı depreme her an maruz kalabilir. Geçtiğimiz 100 yıl içerisinde 6 ve üzerinde şiddette yıkıcı deprem diye tarif edebileceğimiz o tehlikeli deprem sayısı bu Türkiye'de 56. Ölen insan sayımız 83 bin. Mali kaybımız 100 milyar dolar. Peki o zaman ne yapmamız lazım? İşte bir an önce kentsel dönüşüme doğru da girmek lazım. Bizim aslında hazırladığımız bu yasa sadece bu imar barışı ile ilgili değildi. Bir, imarın genel kurallarını hazırlamıştık. Hepimizin şikayetçi olduğu bazı konular var ya imarda. Sokağa çıkan herkesin mahallesinde şöyle etrafa baktığı zaman şikayetçi olan vatandaşın evet bütün bu sıkıntıları çözecek imar yasaları. Mesela nedir bir basit örnek? Parsel bazlı yoğunluk artışlarını yasaklıyoruz. Yoğunluk artışlarını. Mahallede hepsi 5 katlı, bir tanesi 15 katlı oluyor. Vicdanımız sızlamıyor mu? Sonra kötü hikayeler başlamıyor mu? Ne oldu? Kim verdi? Kim aldı? İşte bunları yasaklayan yasalar. Sonra kentsel dönüşümü hızlandıracak yasalar ve bunun da yapı kayıt belgesiyle bir tespit altına alabilmek amacıyla bunu getirdik biz. Fakat meclisin erken seçim kararı alması çalışma fırsatı bırakmadı bize. Bir an önce vatandaşın işini çözelim diye sadece bir maddeyi getirebildik. Yoksa bundan sonraki dönemde olacaklar şu, belediyelere topladığımız paralardan %0 faizli bu kentsel dönüşüm için paraları geri vereceğiz. Bir para topluyoruz şimdi biz vatandaştan. Bu toplanacak para inşallah 30-40 milyarı bulacak. Bu parayı daha sonra kentsel dönüşüm yapmak isteyen belediyeler bize mahalle konsepti içerisinde düzgün projeler getirdiklerinde yüksek katlı kutucuklar değil ev olarak mahalle konsepti içerisinde akıllı şehirler konseptinde proje getirecekler. Bakanlık olarak biz evet diyeceğiz. Yapım ücretinin tamamını %0 faizli para olarak kendilerine vereceğiz. Yapacaklar, vatandaşa dağıtacaklar. Sonra paramızı yavaş yavaş alacağız. Orada belediyenin hiçbir şekilde cebinden para çıkmadan nasıl çözeceği hususunda formülleri var. Ya bu topladığımız para yeniden Türkiye'yi depreme hazırlamak cihetinde kullanacağız. Derdimiz orada bizim. Bütün mahalleleri dönüştüreceğiz. Sağlam olmayan yapılar dönüştüreceğiz. Bir taraftan sağlam yapılar, bir taraftan da biraz kimlikli yapılar çıkarmaya çalışacağız. Bununla ilgili de Şehircilik Şurası'nı topladık. 9-10 ay boyunca çalıştık. Prensiplerimizi ortaya koyduk. Her türlü hazırlığımız bizim bakanlık olarak bu konuda şu anda tamam. Var mı? Boğazlar meselemiz var. Çokça evet. tartışıldı. İmar affından faydalanacak, faydalanmayacak. Sonunda... Ya bu imar barışıyla ilgili istisnalar getirelim diye düşünüldü. Bazı yerlerde bu yanlış anlaşılacak. Aslında yaptığımız nihayetle kayıt belgesi. Bakın bir binanın kimlik belgesini veriyoruz adeta. Herhangi bir şey verdiğimiz yok. Devlette ihtilafına sorun erdiriyoruz. Su, gaz, işte kamu hizmetleri bağlanabilir hale geliyor. İşte kat mülkiyetine geçilebiliyor, ekonomik bir değer oluyor falan filan. Ama çok yanlış anlaşılacak bazı konular olduğu için 3 tane istisna getirdik bu konuya. Birisi Boğaz Öngörüm diye geçti. İkincisi Sultanahmet, Ayasofya'dan başlayıp Süleymaniye'ye doğru giden raylı sistem hattının kuzeyindeki bölüm. Haliç tarafındaki bölüm. Öyle tarif edeyim. Çünkü öbür taraflarda bir sürü iş yerleri var, oteller var, her birinin sıkıntısı var. Onları çözüyoruz. Üçüncüsü de Gelibolu Yarımadası. Bu imar barışından istifade edemeyecek. Ancak Boğaziçi Öngörüm dediğimizde herkesin aklına gelen öndeki milyonlarca dolarlık yalılar var.
Bir de arka tarafa doğru dil gibi uzanıyor. 2-3 kilometre içeriye doğru gidiyor. Bu Beykoz için de geçerli, Sarıyer için de geçerli. Orada mahalle yaşantısı içerisinde 40-50 yıldır insanlar oturmuşlar, yaşıyorlar, hatıraları var. Bir mahalle komşulukları var. Onları da kapsıyor. Yani siz de barıştan istifade edemezsiniz diyor. Bunu görünce biz Sarıyer'de çok hızlı davrandık. Orada ön taraftaki ana cadde üzerindeki bazı yalılar hariç arkaya doğru normal başını vatandaşın soktuğu evindeki orta halli veya dar gelir grubuna mensup insanların yaşadığı yerdeki sorunları çözdük. Yalılar dahil değil. Değil. Tamam. Değil. İkincisi Beykoz tarafına geldi. Krokiler biraz mecliste itiraz ettiler. Bu krokilerden bir şey anlamıyoruz. Biz bunu kabul etmiyoruz gibi şeyler söyleyince o zaman dedik ki madem öyle meramımız belli seçimlerden sonra Beykoz'da çalışalım, getirelim. O arka mahallelerdeki insanların sorunlarını çözelim. Kimse de bir şey demesin dedik. Peki dediler. Beykoz'da inşallah seçimden sonraya kaldı bir kısmı ama o arka mahallelerdeki insanların hepsinin sorununu çözecek şekilde biz çalışmamızı yaptık, bitirdik. Meclisin çalışma takvimi içerisine gelecek. Ama öndeki dediğim gibi ticarete konu olmuş. İşte 10-30-50 milyon dolarlık falan yalılar falan kısmı hariç. Kentsel dönüşüm kapsamında yine soralım size bu Fikirtepe'deki bazı sıkıntılar medyaya da yansıdığı için işte yıkılan evlerin yerine yapılan evlerin inşaatı müteahhit firma tarafından durdurulmuş durumda. Mağdur olan insanlar var. Onlar da kira yardımı alamadıkları konusunda sıkıntılılar. Bununla ilgili neler söylersiniz? O insanların durumu ne olacak ve o sıkıntı nasıl giderilecek? Şimdi kentsel dönüşüm işinde doğru olan şey belediyelerin devrede olması. Vatandaşla müteahhit arasında veya yapımcı grup diyelim, onun arasında belediyenin kamu hizmetini görmesi. Vatandaşı kollaması, kandırılmamasını sağlaması, bu tarafta da hakkını vatandaşın başka türlü peşkeş çekmemesi. Ve öbür tarafta da sıkıntılar doğacaksa belediyenin bunu göğüslemesi. Arada böyle bir kurum lazım. Fikirtepe'de şöyle olmuş, benden çok önce, 5-7 yıl kadar önce. Bir planlama yapılmış, vatandaş kentsel dönüşüm içinde bir heveslenmiş. Devrede ne ilçe belediyesi var, ne büyükşehir belediyesi var. Vatandaş da müteahhit gruplar karşı karşıya gelmiş. Büyük bir çoğunluğu iyi niyetli vatandaşın. Vatandaş şöyle istiyor, evet evim yıkılıyor. Makul olan nedir? Burada %50'lerde bir inşaat oranı veriliyor zaten. Yarısı müteahhide, yarısı vatandaşa gibi veya %51, 53, 55 her neyse. Ben evimi alayım, içinde oturayım istiyorum. Fakat %90 bu kadar iyi niyetliyken devreye bazılar giriyor. Tamahkar gruplar geliyor. Yani siz anlaşın en son bana kalsın iş kolay diyenler başlıyor. Yani müteahhitler anlaşırlarken oradaki göz açık biraz da haksızlık yapan insanlar hakkından fazla istemeye başlıyor. Tamahkarlık yapıyorlar. Veyahut da müteahhitler kendi aralarında bir rekabetle aynı ada içerisinde birden fazla 3 kişi 5 kişi müteahhit giriyor. Şimdi aynı ada içerisinde %10'un temsilini bir grup elde ediyor. %20'si bir grupla anlaşıyor, %50'si de bir grupla anlaşıyor. Şimdi o üç grup nasıl anlaşacak? Bakın şimdi aksilikler üst üste geliyor. Bu arada yürütmeyi durdurmalar, inşaatı bekletmeler. Mesela müteahhit tamamını temizliyor adanın, bir kişi rıza vermediği için satışını isteyecek, uzadıkça uzuyor. Hatta yürütmeyi durdurmalar senelerce sürüyor. Adam işe başlayamadığı için batan müteahhitler var. En son gazetelere konu olan, şu anda Fikirtepe'deki konu da bunlardan birisi. 3-4 sene içerisinde herkesle anlaşmışlar adeta. Adaları da boşaltmışlar. İnsanlara da kira yardımı yapmaya başlamışlar. Fakat inşaata bir türlü başlayamamışlar. Anlaştıkları müteahhitlerin birisi yurt dışına kaçmış. Birisi mi FETÖ'cü çıkmış. O da kaçmış. Ortada kalan grubunda gücü yetmemiş. Şimdi vatandaş mağdur, müteahhit batmış. Böyle olan durumlarda biz bir sene kadar önce geldik orada. Bakanlık olarak el koyduk. Vatandaşa dedik eğer istiyorsanız biz yapalım. Bizi müteahhit gibi görün. Biz sorunu çözelim. Yoksa bizi ilgilendiren bir şey yok. Sizin karşı grupla özel hukuk ilişkiniz bu. Yani bizim hakikaten yapacağımız bir şey yok. Ancak mağduriyet çözmek için biz böyle yapalım. 5 tane adada şu anda inşaata başladık. Bakanlık olarak orada Fikirtepe'de müteahhitlik yapıyoruz. Hoş bir şey değil. Kulağa da hoş gelmiyor. Gülüş bir şey ama vatandaş mağdur. Binlerce insan. Şimdi o son adada zannedersem 3 tane boşaltılmış alan var, 2-3 tane de boşaltılmak üzere olan var. Sahipleri, müteahhitler, vatandaşa vaatte bulunanlar kaçmış, yok olmuş, iflas etmişler. Vatandaş tabii kira da alamaz, inşaat da yapılamaz ki orada. En sonunda bunu okuduğumuz zaman biz bir hafta 10 gün önce bir dersimize çalıştık.
Hatta tevafuk dün o grubun temsilcisini bakanlığa çağırdık biz. Ne durumdasın arkadaş, gel bakalım dedik. Gerekirse sen bize devret, biz devreye girelim dedik. Peki olur dedi. Bugün şimdi arkadaşlarımız yine oradalar. Vatandaş da dinleyecekler, sözleşmelere bakacaklar. Grupları ikna edebilirsek hem vatandaşı hem de müteahhit grubu. Oradan yine vekaletleri alacağız, üstümüze alacağız işi. Yapıp vatandaşın hakkını teslim edeceğiz. Başka yapacak bir şey yok. Sayın Bakan, çok az zamanımız kaldı ama şimdi 4 gün sonra seçim var. Evet. Türkiye için de çok tarihi bir seçim. Hem biraz siyasette konuşmuş olalım. Seçimle ilgili görüşünüzü ve bazı bakanlıklar olmayacak. Yeni bir sistem kurulacak. Türkiye bambaşka bir belki döneme geçiyor. Sizin yani Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın pozisyonu nedir burada? Ve siyaseten seçimle ilgili de birkaç cümle alalım sizden. Tabii seçimler demokrasinin en önemli göstergesi. Son 15 yıl içerisinde neredeyse 13 tane mi seçim atlattık? Yerel, anayasa referandumu, genel seçimler. Önümüz yine seçim bu arada. Yine bir daha seçim var. Herhalde 15 senede 15'i tamamlayacak gibi gözüküyor. Bu aslında kötü bir şey değil. Biraz psikolojik olarak biz yoruluruz. Adaylar olarak yoruluruz. Vatandaş da yorulur. Ama onun dışında sağlıklı bir şekilde insanların gidip hür iradesini ortaya koyması bir ülke için mükemmel bir şey. Bu güzel bir şey. Burada eskiden olan şuydu, iktidar sahipleri giderler, yaptıklarını anlatırlar, muhalefet eleştirir ve devam ederdi. Bu sene itibariyle şu seçimde bir farklı durum var. Nedir o? Birincisi, Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu tarihten bu tarafa hiç olmadığı kadar büyük bir bela ile 2-3 yıl içerisinde baş başa kaldı. Bunlar bizim zamanımızda AK Parti döneminde ortaya çıkmış belalar değil. Yani şunu kastediyorum. Bir, PKK diye bir bela. 3 yıl önce çukurlar kazdı. Öz yönetim ilan etti. Yani bağımsızlık ilan ediyorlar. Ülkeden 23 tane ili koparacağız. Suriye'den, Irak'tan koparacağımız parçalarla bir terör devleti kuracağız diyorlar. Onunla savaş. Sonra FETÖ diye bir bela çıktı. 50 yıldır bu ülkede varlar. Yeni çıkmış bir örgüt değil bunlar. Ve herkesi de amiyane tabirle affedersiniz kafayı almak üzere kurulmuş bir örgüt. Soldan sağa herkesi. Bazen soldaki arkadaşlar bize karşı ya sizin zamanınızda güçlendi falan diyorlar ama biz biliyoruz ki Ecevit'in yakınları şunu söylüyorlar. Ecevit'in en sevdiği grup ve cemaat bunlardı. FETÖ de diyor ki ahirette bir tane şefaat hakkım olsun Ecevit'e kullanacağım diyor. Yani bu örgütün çirkin yüzünü söylemek için söylüyorum. Kimseyi suçlamak için anlatmıyorum. Herkesi adeta suyun deliklerden aktığı gibi akarak kafaya almak üzere kurulmuş bir örgüt. Bunların gerçek yüzünü de gördük 15 Temmuz'da. Anladık ki bunlar insana benzemiyorlar. Anladık ki bunlar yurt dışına bir ülkenin kucağına oturmuşlar. Onlar ne derse onu yapıyor. IŞİD diye bir bela. Şimdi bunların hepsinin besleyeni aynı, para vereni aynı ve tek şey istiyorlar. Türkiye'ye diz çöktürün. Recep Tayyip Erdoğan'ı gönderin. Ne olursa olsun. Bunlar karşısında biz son 3 yıl içerisinde müthiş bir mücadele verdik. Adeta şeytan taşladık. Bu arada da ekonomiyi ayağa kaldırdık. Hem biz bu beka meselesini anlatıyoruz. Hem de bir taraftan 15 sene içerisinde yaptığımız gerek ekonomideki iyileştirmeleri, gerekse ulaşımda, bunun dışında enerjide, sağlıkta yaptığımız yatırımlar anlatıyoruz. Bir taraftan da yapacaklarımızı anlatıyoruz. Bizim açımızdan sokağa çıktığımız zaman başımızı dik tutarak rahat gezebildiğimiz bir seçim. Çok şükür bunu da zaten her gittiğimiz yerde görüyoruz. Ben günlerdir değişik illerde görev verildiği için oralara da gidiyorum. Hem imar barışını anlatıyorum. Hem de kendi şehrimde çıktığım zaman sokaklarda iltifattan yürüyemiyorum. Hamdolsun çok şükür. Başımız açık bizim. Sistem değişikliğinde Çevre Şehircilik Bakanlığı... Şöyle ki, bakın şimdi daha önce 4 tane başbakan yardımcılığı ve 22 tane bakanlık vardı. Ama ara ara bakanlıkların kendi görev alanları içerisinde çatışmalar da yaşanıyordu. Mesela korunmuş alanlar var. Bir kısmı Çevre Bakanlığı'nda, Çevre Şehircilik'te, bir kısmı Orman Bakanlığı'nda. Birisinde Milli Parklar diye geçiyor. Mesela bizde de tabiat varlıklarının kendine has koruma alanları var. İç içe girdiğinde kavgalar başlıyor şimdi. Bir de memurların hassasiyetleri de olur böyle. Hassislik de derler. Kimse kimseye yetkisini kaptırmaz. Böyle de bir şey var. Bütün bunlar yaşadığımız bir ortamda. Doğrusu Sayın Cumhurbaşkanımız da bu işlerin hepsine vakıf. Yani şimdi ben soruyorum mesela. Ekonomi Bakanlığı, Gümrük Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, bir de Hazine Müsteşarlığı'nın vesaire bakıldığı zaman makroekonomik düzeyde iş idare eden başbakan yardımcısı. 4-5 tane bakanlığın olduğu bir yer. Bu bir yerden olabilir mi? Evet olabilir. Bunlarla ilgili müthiş bir çalışma oldu. Zannedersem Sayın Cumhurbaşkanımız bugün yarın o programı açıklayacak. Tahmin ediyorum ki bakanlık sayısı biraz daha düşecek. Burada ama Şehircilik Bakanlığı yaşayacak. Çünkü çaremiz yok. Biraz önce anlattığımız konular çok önemli. O bizim
evlerimiz yenilenecek. Evet. Depreme hazırlıklı hale gelecek, hem de kimlikli hale gelecek. Belediyelerle ilintilerin sürdüğü bir bakanlık her zaman yaşayacak inşallah. Evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, katıldığınız için. Tekrar önemli gündem maddelerinden biriydi bu imar barışı konusu. Hele 24 Haziran öncesinde sizden dinleme fırsatı bulduk. Sağ olun tekrar katıldığınız için. İlk bölümün sonuna geldik. Saat başında manşete devam edeceğiz.